Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul hazne ila şeyke sehle. Amin. Allahümme amin. Emma ba'd. Elhamdülillah Rabbimize ki bizleri Ramazan'a kavuşturdu. Ramazan'ın esenliğinden, Ramazan'ın bereketinden, rahmetinden istifade etmemiz için bizleri bu aya erişen kullarından yazdı. Dilerim Rabbimizden Ramazan'dan çıkarken de Allah'ın razı olmuş olduğu kullardan, o zümreden eylesin Rabbim bizleri. Allah Teala ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram eylesin inşallah. Rabbim bu Ramazan ayında inen Kur'an'ı gönlümüze, hayatımıza, aklımıza, evlerimize, caddelerimize, sokaklarımıza yeniden inzar buyursun. Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la hayat bulan ve Kur'an'la ihya olan Müslümanlardan bizleri eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar, elhamdülillah ki Rabbimize bizleri rahmetin, merhametin, bolluk ve bereketin sağanak sağanak yağdığı bu Ramazan ayına bizleri eriştirdi. Şimdi biz Müslümanlar olarak bu Ramazan ayına eriştiğimizden dolayı Rabbimize hamd ve sana etmenin yanı sıra acaba bu Ramazan'da ihya olan kullarından mı olacağız? Ramazan'ı iyi bir şekilde değerlendiren, Ramazan'la canlanan, Ramazan'la ayakta kalan ve yeniden ayağa kalkan ve yeniden ben de Müslümanlardanım diyen kullardan mı olacağız? Yoksa Ramazan'ı elimizin tersiyle tekrardan bitirecek miyiz? Allah Teala biz Müslümanları, biz müminleri yeniden kendi yoluna getirmek için o kullarının yanlışlarına bir elveda, elfirak çekmesi için, yeniden nefes alabilmemiz için, günahın bütün kirlerinden tekrardan arınmak için, arındırmak için Allah Teala bizim önümüze Ramazan'ı bir fırsat olarak sunacak ve biz de kalkacağız, o Ramazan'ı elimizin tersiyle iteceğiz ve Ramazan'ı hiç böyle görmezden geleceğiz. Çok mühim değerli Müslümanlar. Ramazan'la ihya olanlardan mı olacağız? Yoksa Ramazan'la imha olanlardan mı olacağız? Ramazan'la ihya olmak isteyenler, yeniden ayağa kalkanlar, günahlarına tevbe edenler ve Allah'a dönenler. Ramazan'da imha olanlar ise Ramazan'ı güzel bir şekilde değerlendirmeyip sıradan bir aymış gibi, sıradan bir geceymiş gibi o geceyi normal yaşayan ve Ramazan'da hiç değişim göstermeyen insanlardır. Ramazan'da imha olanlar, değerli Müslümanlar bunlar. Ama biz Müslüman olarak inşallah Ramazan'ı adı gibi kutlayacağız, adı gibi yaşayacağız. Ramazan'ı tam manası gibi ama, manası gibi ve manasıyla inşallah yaşamaya çalışacağız. Ramazan ne demek? Ramazan güz mevsiminde, bakın güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmurun adına deniyor. Güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan, topraktan, kirlikten temizleyen yağmura verilen isim Ramazan. Adı budur. Hani böyle yazla kışın arasında sonbahar mevsimi diyelim. Düşünün ki yazın bütün her yer kirlenmiş, tozdan, topraktan görünmez bir hale gelmiş. Sonra bakıyorsunuz ki bir yağmur yağıyor sonbaharda. Bir bakıyorsunuz caddeleriniz, sokaklarınız, her yer tertemiz oluyor. Bunun adına işte Ramazan diyorlar. İşte eğer biz manasıyla yaşarsak inşallah, Ramazan'a adı gibi yaşarsak inşallah,
bizim de inşallah kalplerimize yerleşen bütün günah kirlerinden, bütün günah pisliklerinden inşallah bu Ramazan bizim de üzerimize, kalplerimize yağacak. Bizim ellerimizdeki tozlar, bizim yüzlerimizdeki tozlar, dudaklarımızdaki tozlar, düşüncelerimizdeki tozlar, ayaklarımızdaki tozlar ve bütün azalarımızla işlemiş olduğumuz günah pislikleri, günah tozları inşallah Ramazan vesilesiyle yıkanacak, Ramazan vesilesiyle tertemiz olacak inşallah. Ama bunu yaparken değerli Müslümanlar, Ramazan'ı ihya etmemiz şartı vardır. Vallahi değerli Müslümanlar, ben bazen şöyle düşünüyorum. Diyorum ya Rabbi, acaba biz ne yaptık da sen bu kadar bize ihsanlarda bulunuyorsun? Acaba yarım yamarak kıldığımız namazdan dolayı mı bize bu kadar ihsan ediyorsun? Acaba niyetleneceğimiz oruçlardan dolayı mı bize bu kadar ihsanlarda bulunuyorsun? Acaba beş vakitin ardında yapmış olduğumuz zikirlerden dolayı mı? Acaba yeryüzünde senin dinini ayağa kaldırmak isteyen mücahitlerin, cihad ehlinin yapmış olduğu amellerden dolayı mı? Yoksa ya Rabbi, yeryüzünde yaşayan o çaresiz yetimler, dullar hürmetine mi ya Rabbi sen bizlere bu kadar insanlarda bulunuyorsun? Acaba ya Rabbi, biz sana ne yaptık da bu kadar insanlarda bulunuyorsun, nimetler veriyorsun? Biz kendi içimize dönüp baktığımız zaman değerli Müslümanlar, Allah aşkına, yani Allah için ne yaptık bu zamana kadar? Ne yaptık şimdiye kadar? Gecelerimizde kaç damla gözyaşı var seccadelerimizde? Ağlayabildik mi? Ağlamaya çalışabildik mi? Hiç değilse içimizden, kalplerimizden, gönüllerimizden üzülebildik mi? Kaç defa dinimiz için ah vah ettik? Kaç defa paramparça olduk dinimiz için? Ben bu din için neler yapacağım acaba? Ben bu din için acaba ne zamana kadar veyahut da ne zaman paramparça olacağım dedik mi? Yani neden İslam hakikatlerini derinden yaşayamıyoruz? Neden Allah'a hakkıyla dönemiyoruz? Neden namazlarımızda huşu yoktur? Neden kendimize gelemiyoruz ya Rabbi? Neden, neden, neden? O kadar çok nedenler var ki inanın cevap bulamıyoruz maalesef. Biz kırık dökük halimizle düşünün ki Allah bizlere rahmet ediyor, Allah bizlere merhamet ediyor. Niye? Değerli Müslümanlar, Allah kullarına zulmetmeyi sevmez. Allah kullarına zulmetmez. İnanın Allah inşallah bizleri seviyor. Bize bir fırsat veriyor. Allah kul yanlış yola gittiği vakit ona merhamet ettiğinden dolayı yanlış yolun başındayken, ortasındayken, tam da sonundayken, uçurumun başındayken diyelim, ona tam uçurumun kenarından bir kapı açıyor ki ey kulum, bu kadar günahlara battın yeter, bu kapıdan içeriye gir, sen de kurtul. Vallahi Ramazan odur bizim için. Öyle bir anda geldi ki Ramazan, günahlarla boğuşuyorduk resmen. Günahlar artık tabiatımızda olmuştu. Günahlar artık bizim sanki kardeşimiz gibi yan yana durduk. Gölgemiz gibi adeta oldu günahlar. Sonra Allah-u Teala öyle bir gün, öyle bir zaman verdi ki, öyle bir anda kapı açtı ki, ey kulum yeter artık dedim. Yeter. Senin artık bu kapıdan girmen şarttır dedim. Ve Rabbimiz bizlere değerli Müslümanlar bir kapı daha açtı. Ramazan kapısı. Niye? Allah değişim istiyor. Benden de senden de değişim istiyor. Ama bu değişim kesin kararlarla alınmış değişim istiyor Allah-u Teala. Ramazan'da alınıp da Ramazan'dan sonra bozulan karar istemiyor. Kesin niyet istiyor Allah-u Teala bizlerden. Bu kadar sizlere nimet verilmişse değişim istiyor Allah bizden. Rahat suresinde buyuruyor ya, bir kavim, bir toplum kendi nefislerini değiştirmediği sürece Allah o toplumu değiştirmez. Yani sen bir adım atmayana kadar Allah nedir? Adım atmaz. Sen Allah'tan yardım talep etmediğin sürece Allah sana yardım etmez. Sen Allah'tan yardım talep edeceksin, Allah da sana yardım edecek. Allah tarafı değişim istiyor bu kadar verilen nimetlere karşı. Diyeceksiniz ne nimetler var? O kadar çok nimetler var ki. Bugün bir insan gördüm mesela. Eline kurşun isabet ettiğinden dolayı böyle yapay bir el yapmışlar kendisine. Böyle robot gibi.
onunla işlerini görmeye çalışıyor. Sonra kendi elime baktım. Dedim ya Rabbi sana hamdolsun. Elimiz var, kullanabiliyoruz. Bir şey battığı zaman acı hissediyoruz ya. Bu o kadar acı hissetmek bile vallahi bir nimettir. Allah Teala vermiş olduğu bu kadar nimetlere karşı bizden sadece değişim istiyor değerli Müslümanlar. Ama diyeceksiniz ki neyimizi değiştireceğiz ki? Bizde o kadar çok bozukluklar var ki. Toplumumuza bakın. Toplumdan daha ziyade evvela kendi nefislerimize bakarım değerli Müslümanlar. Vallahi her tarafımızdan paçamıza kadar riya akıyor. Bütün amellerimizde değerli Müslümanlar gösteriş var. Zaaflarımız diz boyu. O kadar çok açığımız var ki, o kadar çok boşluklarımız var ki. Zaaf boşluklar, günah boşlukları. Ve her gün gitgide günah boşlukları doluyor. Açılıyor böyle resmen. Sayılar artıyor. Bugün bir şeye zaafımız varsa yarın iki şeye, üç şeye, on şeye oluyor. Çünkü neden? Biz Allah'ın kitabına bakıp da peygamberin sünnetine bakıp da o boşluklarımızı doldurmadığımız için. Sahabelerde de boşluk vardı ama onlar bu şekilde doldurdular. Ramazan aylarını fırsat bildirir ama biz onu bile fırsat bilemiyoruz maalesef. Bizde o kadar çok boşluklar var ki değerli Müslümanlar. Elimizin altında hazine gibi kitaplar varken onlardan istifade edemiyoruz, adeta yabancılaşmışız. Amellerde maalesef riyakarlık var, gösteriş var. İmani hakikatlerin derinine maalesef inemiyoruz, hatalarımız var. Kalplerimiz adeta husuf ve küsuf yaşıyor. Hani şu ayda ay tutulur, güneş tutulur ya kapkaranlık olur. Vallahi bizim kalplerimiz de günahlardan dolayı kararmış, kaplanmış ve maalesef bu karanlık bizim bütün amellerimize yansımış. Onun için düzgün amel çıkmıyor bizden. Kendi toplumumuza bakmamız lazım. Toplumumuzda özenti almış başını gidiyor. İmrenme, taklit, yabancılaşma, küçük günahlarda ısrar, büyük günahları rahatlıkla işleyen insanlar arttı. Önceden bir insan faiz aldığı vakit vallahi insanların gözünde kaçacak delik arardı. Çekinirdi insanlar. Bankanın önünden geçmeye bile utanırdı insanlar. Ama şimdi maalesef faize batmışız. Maalesef namazı terk etmişiz, maalesef duayı terk etmişiz, istiğfarı, tövbeyi terk etmişiz. Masiyeti hafife alan, günahları hafife alan nesiller ortaya çıkmış değerli Müslümanlar. Öyle bir hale gelmişiz ki, yahu keşke şu da helal olsaydı, İslam bunu niye yasakladı ki? Diyen insanlar haline gelmişiz. Çünkü insan ruhen zayıflarsa dini de zayıflar. Böyle bir hale gelmişiz değerli Müslümanlar. Ve içimizde para zaafı olan var, kadın zaafı olan var, yeme içme zaafı olan var. Basit cismani zaafları olanlar var. Daha da ileriye siz gidebilirsiniz. Ama Allah Teala bütün bunlara rağmen diyor ki ey kullarım değişin. İşte bu Ramazan diyor sizi değiştirsin. Şimdi değerli Müslümanlar, inşallah bizler Ramazan'la birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculuk 29-30 gün sürecek. Bu bir yolculuk. Bu yolculukta değerli Müslümanlar asla kaybetmeye tahammülünüz olmasın. Her zaman kazanmaya odaklanmamız lazım. Niyetlerimizi, amellerimizi düzeltmemiz lazım. Ve bu Ramazan'dan çıkarken halimiz nasıl olması lazım biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira'dan, Hira mağarasından indiği gibi, Hira'dan çıktığı gibi çıkmamız lazım Ramazan'dan. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'ndan çıktığı gibi, indiği gibi nedir? Ramazan'dan çıkmamız lazım. Yusuf Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'ın 25-30 sene boyunca çektikleri hasretten, firaktan çıkıp da Allah'ın birçok hikmetlerine ve nimetlerine tanık oldukları gibi ve o buhrana çıktıkları gibi bizim de Ramazan'dan çıkmamız lazım değerli Müslümanlar. Ve bu bir yolculuktur. Bu yolculuğa çıkarken değerli Müslümanlar yanımıza alacağımız en mühim şey Allah'tan yardım dilemektir. Şimdi Allah yardım etmezse biz bu yola nasıl katlanacağız? Bu yola nasıl çıkacağız? Şimdi sen istediğin kadar gayret et. Allah sana yardım etmediği sürece sen adım atamazsın. Allah varken nasıl gidip de başkasından yardım isteriz ki? Allah duruyorken, Allah hayken, kayyumken nasıl gidip de başkasından bir şeyler istiyoruz ki?
Vallahi değerli Müslümanlar, insanların size yapacakları yardım çok çok sınırlıdır. Basit bir örnek vereyim, bir yola çıktığınız vakit, inanın beşerden yardım istediğiniz vakit çok çok size bir kilometre içinde size yardım eder. Ama geriye kalan kilometrelerce yolu tek başınıza kat edersiniz. İnsan size yardım etmez. Ama Allah yardım ettiği vakit ne bir kilometresin? 20 kilometre, 30 kilometre, hatta yolunuz bitene kadar size o kadar çok o yolu güzel bir şekilde döşer ki aklınız hayaliniz bile şaşar. Başka bir taçıdan, Allah size yardım, beşer size yardım ederse sizin o anki sıkıntılarınızı giderir. Ama Allah yardım ederse inanın o anki işinizi de düzeltir. Ondan sonraki gelecek olan bütün yıllarda ölene kadar sizin birçok işinizi düzeltir ama siz bunun farkında olmazsınız. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Allah'tan yardım dile, aciz de düşme. Vallahi değerli Müslümanlar, Allah'tan yardım dilememiz lazım. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki Âl-i İmrân suresi 160'ta اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Allah size yardım etsin, düşmanlarınız size galip gelemez. Şeytan size galip gelemez. Nefsiniz size galip gelemez. Başınıza musallat olan maddi zaaflar size galip gelemez. Kadınlar size galip gelemez. Erkekler size galip gelemez. Dünyanın bütün börtü böcekleri, çiçekleri diyelim size galip gelemez. Allah'tan yeter ki yardım dileyin. Allah o zaman size yardım ederse sıkıntı biter. وَاِنْ يَخْذُرْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْد۪ي. Eğer Allah sizi huzdana uğratırsa, Allah size yardım etmezse, elini eteğini sizden çekerse, sizi yarı yolda bırakırsa, bundan sonra size yardım edecek kimdir ki? وَعَرَ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ. O halde diyor müminler, hani şu sırtlarını dayayacaklarsa Allah'a dayasınlar. Bizim Allah'tan başka kimimiz var ki değerli Müslümanlar? En iyi arkadaşlarımız bile zamanı geldiği zaman sizi yalnız bırakıyor. En sevdikleriniz bile çok çok sizinle kabre kadar eşlik ederler. Kabirden sonra yalnızız. Onun için bizim Allah'tan gayrı değerli Müslümanlar hiç kimsemiz yoktur. Onun için Allah'ın yardımını istedim. Yolumuzun ilk adımı Allah'ın yardımı. Yolumuzun ilk adımı Allah'ın yardımıdır. Onun için siz namazlarda günde 40 defa İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsunuz. Ya Rabbi yalnızca, sadece yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz ya Rabbi. Siz bunu söylüyorsunuz namazlarda. İbn-i Kayyim el-Cevziye diyor ki duanın en faziletlisi nedir? Allah'tan yardım talep etmektir. Allah'tan ibadet istemek, ibadetin akabinde de Allah'tan yardım istemektir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e diyor ki ey Muaz, vallahi ben seni çok seviyorum. Peygamberimiz Muaz'a söylüyor. Seni çok seviyorum. Ama diyor ey Muaz, bütün namazların arkasından şöyle söyle. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretme hususunda, sana şükretme hususunda, sana güzelce ibadet etme hususunda bana yardım et ya Rabbi. Niye bu duayı yaptı biliyor musunuz? Niye 40 defa İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz biliyor musunuz? Çünkü değerli Müslümanlar, Allah'ın yardımı gelecekse ibadetlerden dolayı gelir. Allah yardım edecekse ibadetlerden dolayı bizlere yardım eder. O kadar çok örnekler var ki, yani yola çıktığın vakit kimden yardım dileyeceksin? Allah'tan yardım dileyeceksin. Allah'tan yardım dileyen insan Allah yalnız bırakır mı? Asla bırakmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazvesine çıkacak. Ramazan'ın ilk geceleri Bedir meydanına indiği vakit, inanın ordular karşı karşıya geleceği vakit ne yapıyor? Gece böyle elini kaldırıyor şöyle. Elini kaldırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber olma sahsebiyle ellerini öyle bir kaldırıyor ki, öyle bir kaldırdı ki diyor koltuk altları görülüyordu peygamberin diyor. Müthiş bir tazarruh halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elini kaldırıyor diyor ki ya Rabbi işte Kureyş. Bütün kibirliklerle ya Rabbi geldiler. Senin Resulünü yalanladılar. Ya Rabbi sen onları helak eyle ya Rabbi diyor. Öyle bir tazarruh halinde öyle bir dua ediyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a adeta diyor yardım et ya Rabbi, vaadini yerine getir.
Neyle yardım diledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Namazla yardım diledi. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan namazla ve sabırla yardım dileyin. Değerli Müslümanlar, şu namazın bir kadirli kıymetini anlayabilsek, ah bir anlayabilsek. Senin kılacağın iki rekat namazdan dolayı Allah sana vallahi yardım eder. Yeter ki ihlasla Allah'tan iste. İhlasla bir namaz kıl, huşuyla kıl. Niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde hemen Bilal'e diyor, ey Bilal diyor, ezan, kamet getir de diyor, bizi rahatlat. Hemen namaza koşuyor, namazın sürelerini açıyor, Allah'tan istiyor. O zaman değerli Müslümanlar, bütün darda kaldığınız vakitler, bütün yolunuz çıkmaza uğradığı vakit elinizi kaldırın, Allah'tan yardım dileyin. Ya Rabbi bana yardım et deyin. İnanın o zaman Allah sizi asla asla değerli Müslümanlar yalnız bırakmayacak. Vallahi bırakmayacak. Kutsi bir hadis-i şerifte Allah Teala buyuruyor ki, çok çok mühim. Ve izzeti ve celali. İzzetime ve celalime yemin olsun. Kim ediyor bu yemini? Alemlerin Rabbi olan Allah Azimuşşan. Ve izzeti ve celali. İzzetime ve celalime yemin olsun ki mâ min abdin i'tasame bi fekâdet lehu semâvâtu vel ard illâ ce'âtu lehu min beynihinne faracan ve mahracan. İzzetime ve celalime yemin olsun ki bir kul benden yardım isterse, yardımına beni çağırırsan, ama öyle bir halette ki burada şimdi vasf ediyor, yerle gök adeta birbirine yapışmış. Yapışmış. Yeryüzü gökyüzüyle birleşmiş, aklınıza gelebilecek olan bütün dağlar, bütün evler, bütün yollar yıkılmış ve bu kul da o yıkık ve döküğün viranenin altında kalmış, enkazın altında kalmış. Şimdi böyle bir haldesiniz. Bir bakmışsınız yerle gök birleşmiş adeta. Dürülmüş. Yer ve göğün defteri dürülmüş. Ve siz de o enkazın altında kalmışsınız. Allah da diyor ki eğer o kul benden yardım dilersen, benden yardım dilersen, beni çağırırsa اِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ فَرَجًا وَمَخْرَجًا o bulunmuş olduğu sıkışıklığın, o bulunmuş olduğu enkazın içinden ona bir çıkış nasip ederim. Şimdi siz enkazın altında kalsanız size kim yardım edecek? Allah Azimuşşan diyor, o enkazın altında kalsan bile bir çıkış sana nasip ederim. Yani oradan bir pencere açıyor ve sen oradan çıkıyorsun. Bu basit, aslında büyük bir örnek, senin şu dünya hayatında karşılaşmış olduğun bütün dertlerin için geçerli. Ne kadar belaya maruz kalırsan kal, ne kadar derdin olursa olsun, ne kadar sıkıntıya düşersen düş, Allah'tan yardım dilediğin vakit Allah seni yalnız bırakmayacak. Bazen öyle bir hale geliriz değerli Müslümanlar, şu içimizi çıkarsalar, içimizden bir Eyyub Aleyhisselam çıkacak. Öyle sıkıntılar içine düşmüş olduğumuz anlar var. Moralimizin bozuk olduğu anlar var. Canımızın sıkıldığı anlar var. Kafamızı belki yerden yere vuracağımız anlar var. Bazen hayatınızda karşılaşmış olduğunuz insanlar, müşterileriniz, arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız sizi bunaltıcı havalara, kasvetli havaya sokabilirler. Böyle bir haldeyken içimizden bir Eyyub Aleyhisselam çıkacak neredeyse. Ama Allah da diyor ki hangi halette olursan ol benden yardım dile, seni oradan çıkartacak olan benim diyor. Allah'tan yardım dileyeceğiz. Ya Rab diyeceğiz, inşallah Rabbimiz de gelecek. Onun için Allah'tan yardımı nasıl çekeceğiz? İbadetle çekebiliriz ancak. İbadetlerle. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedeceği zaman bir çadırın içine geliyor, uyku horultuları sesleri geliyor. İnsanlar horluyor. Diyor vallahi buradan yenilginin kokusu geliyor diyor. Biraz daha ilerliyor bir çadır görüyor. İçinden Kur'an-ı Kerim Kur'an okunan sesler, Kur'an tilaveti sesleri geliyor. Diyor ki vallahi bu çadırda diyor zaferin kokusu geliyor. Çünkü Allah'ın yardımı ibadetlerle gelir. Namazla gelir, zikirle gelir, cihatla gelir, duayla gelir. Sen bunları yaptığın vakit Allah'ın yardımı diyor ya ve ba'de hin kısa bir zaman da olsa sana yardım edeceğim dediği gibi Allah Teala bizlere o zaman yardım edecek değerli Müslümanlar. Ama ibadet ederken de değerli Müslümanlar
amelimizin ihlaslı olmasına dikkat ederim. Allah rızası için. Niye bu ibadeti yaptın dediği vakit Allah için yapıyorum dememiz lazım. Onun için Allah için bir şeyler yaptığımız vakit geri adım atmayalım. Canımız istediği zaman veyahut da keyfimiz yerindeyken namaz kılıp da moralimiz bozuk olduğunda namazı terk etmeyelim. Keyfimiz yerindeyken Allah'ın davetini yapıp da insanlara din anlatıp da moralimiz bozulduğu vakit, canımız sıkıldığı vakit davetten, din anlatmaktan geri durmayalım. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam metoduna çok ters. Peygamberi övseler de, yerseler de, affedersiniz sövseler de o peygamber dik duruşunu asla kaybetmemiş, her zaman anlatmış 23 yıl boyunca. Bize de düşen nedir? Bize düşen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi peygambervari durup dimdik durarak bizi ölseler de yerseler de asla asla davamızdan geri durmamak, yapacağımız amelleri de Allah rızası için değerli Müslümanlar yapmak. Esas olan da budur. İhlas olacak, Kur'an'a ve sünnete uygun ameller olacak. İnşallah Rabbimizden yardım dileyelim ve asla asla bu yolda gevşeklik göstermeyelim. Allah'ın yardımı nerelerde işe yarayacak? Allah'ın emrettiği emirlerden. Şimdi bazen yaşlı amcalar soruyor, gelebilir miyiz, tarabeye zorlanıyoruz. Allah yardım ederse gelirsin. Çünkü diyor ya, fi'lul me'mura, Allah'ın yardımı Allah'ın emirlerinde bize lazım. Ya Rabbi namaz kılmam hususunda bana yardım et ya Rabbi. Sana dua etmem hususunda bana yardım et ya Rabbi. Böyle dememiz lazım. Fi'lul mahzurat, sakıncalı, haram olan fiillerde de Allah'tan yardım dilememiz lazım. Ya Rabbi şu günaha düşmek istemiyorum. Ya Rabbi sen beni beladan, ya Rabbi sen beni zinadan, ya Rabbi sen beni flörtten, erkeklerle, kadınlarla konuşmaktan beni kurtar, koru ya Rabbi diye Allah'tan dua etmemiz lazım. Elimizi, gözümüzü, dilimizi, kulağımızı zinadan koru ya Rabbi, fuhşiyattan koru ya Rabbi diye dualar etmemiz lazım. Bu da Allah'ın yardımıdır. Bunun yanı sıra kaderimize de sabretme hususunda Allah'tan yardım dilememiz lazım. Başına bir şey mi geldi? Diyeceksin ki Rabbim sen bana bu başıma gelen kaderden dolayı bana yardım eyle. Zira insanın kaderi bazen fırtınalıdır, bazen bahar gibidir. Fırtına anında da Allah'tan yardım dilememiz lazım. Yardım, kabirde yardım, berzahta yardım, yardım, kıyamet gününde yardım ve bütün alanlarda yardım Allah'tan talep edip Allah'tan istememiz lazım. Bir zat diyor ki, ya Rabbi seni tanıyan kişiye şaşarım. Nasıl gider diyor başkasından yardım ister. Seni tanıyan, seni bilen kişiye şaşarım ya Rabbi. Nasıl gider seni tanıdıktan sonra başkasından yardım dilerken? O zaman bize düşen değerli Müslümanlar Allah'tan yardımı talep etmek. Nerede olursak olalım Allah'tan sakınmak, Allah'tan korkmak. Emirler hususunda, yasaklar hususunda ve kaderlerin hususunda Allah'tan yardımı asla asla terk etmemek. Rabbim inşallah Ramazanımızı hayır eylesin. Çıkmış olduğumuz bu Ramazan yolculuğunda bizleri inşallah ihya olan kullarından eylesin. İmha olan kullarından eylemesin. İnşallah Ramazan'dan çıkarken de salih o kullar olarak çıkmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Bahru davana elhamdülillah.